Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşamki Tufetü Seniyye dersimizde kaldığımız yerden nasb alametlerini okumaya hep birlikte devam ediyoruz. Niye betul anil fethati fethanın yerine ye'nin geçmesi. Fethanın yerine ye'nin bakması bu akşamki konumuz olacak. Yani biz öyle bir irapla bu akşam birlikteliğimizi sonlandıracağız ki Ağzımızdan şunlar çıkacak. Mansubun bil ya'i anil fethat. Mansubun bil ya'i anil fethat. Hemen Ecrumiye'nin sözüne bakalım. Kale dedi ki ve emmel ya'u ye'ye gelince ve emmel ya'u y'ye gelince fetekunu alameten lin nasb için alamet olur. Y nasp için alamet olur. Fit tesniyeti tesniyede yani müsennada vel cemi ve cemide. Cemide yani cemi müzekker salimde sayın hocalar. Bir daha söyleyelim. Y y nasp için alamet olur. Yani mansupluk için alamet olur. Nerede? iki yerde. Birincisi tesniyede yani müsennada. İkincisi de cemide yani cemi müzekker salimde. Bizler müsenna isimlerde ve cemi müzekker salim isimlerde mansupluk alameti olarak fetha'nın yerine neyi göreceğiz? Y'yi göreceğiz. Sayın hocalar. Az önce de demiştik ya ağzımızdan şu irap dökülecek. Bugünkü dersimizin neticesinde mansubun biye i niyabeten anil fethat. Şimdi tu fetu seniyenin bu metne yaptığı şerhe bakalım. Ve ekulu ben derim ki Muhyiddin Abdulhamit eserimizin sahibi. Kad arafte el müsenna fi ma mada. Yani sen daha önce fi ma mada daha önce geçen bilgilerin ışığında müsennayı öğrenmiştin. Sen müsennayı öğrenmiştin. Ne demekti müsenna? İki erkeğe ya da iki bayana delalet eden kelimenin sonuna yani kelimenin müfredinin sonuna elifnun ya da yeğenun ekleyerek yaptığımız isimlerdir. Sen diyor bunu daha önce öğrendin. Doğru biz bunu öğrendik. Ve kezalike aynı şekilde kad arafte cemal müzekker cemal müzekkeri salime. Sen daha önce cemi müzekker salimi de öğrendin. Doğru. Biz cem müzekker salimi de öğrenmiştik. Neydi peki o? Kelimenin müfredinin sonuna vavunun ya da ye'nun getirilerek üç erkekten daha fazlasına delalet eden isimlerdi cem-i müzekker salim. Sen diyor bu ikisini daha önce öğrenmiştin. Doğru. Kitabımızın burada dediği doğru. Yani bizler hepimiz müsenna'yı da biliyoruz, tanıyoruz. Cem-i müzekker salimi de biliyoruz tanıyoruz. wal şimdi yani bunlar bizim daha önce öğrendiğimiz bilgiler. Peki bu ders buna neyi ekleyeceğiz? Ona bakalım. wal şimdi nuhbiruke biz sana haber veriyoruz. Ennehu yumkinuke en ta'rife nasbal vahidi minhuma yani o ikisinden birisinin yani müsennanın ve müsennanın ve cemi müzekker salimin mansup olduğunu bilmek senin için nasıl mümkün olabilir? Biz şimdi diyor sana bunu ne yapacağız? Haber vereceğiz. Yani biz bugün öyle bir şeyden bahsedeceğiz ki biz bu bahsettiğimiz alameti müsennanın sonunda ya da Cem-i Müzekker Salim'in sonunda bulunca anlayacağız ki bu müsenna bu cümlede mansuptur ya da bu Cem-i Müzekker Salim bu cümlede mansuptur. İşte bugünkü dersimizin konusu tam olarak da bu. Bi vücudil ya'i ye'nin bulunması fi onun sonunda. Yani cem-i müzekker salimin sonunda ye'nin bulunması, cem-i müzekker salimin sonunda ye'nin bulunması ve müsennanın sonunda da ye'nin bulunması ne anlamına geliyor? Bu ikisinin de Mansup oldukları anlamına geliyor sayın hocalar. Bugünkü dersimizin konusu da zaten buydu. Wal farku o ikisi arasındaki fark. Yani müsennanın müsennada bulunan mansupluk alameti olan y ile cem-i müzekker salimde bulunan mansupluk alameti olan y'nin arasındaki fark. Ennel ye efil müsenna müsennadaki ye yekunu ma kablehe meftuhan müsennada kullandığımız ye'den önceki harf fethalı olur. Kitabeyni gibi, kalemeyni gibi ve ma ve sonrasındaki harf de meksuran kesreli olur. Hemen bakalım buna. Meftu hayni mesela galemeyni bakın galemeyni de y var y var bir öncesi fethalı ve y'den sonraki harf de bakın kesreli tekrar edelim galemeyni kitabeyni defterayni gibi burayı tekrar edelim müsennadaki mansupluk alameti olan y'den önceki harf fethalı olur y'den sonraki harf de kesreli olur kalemeyni, kitabeyni gibi. fi cemin müzekker cemin müzekker salimdeki ye ise yekunu ma kableha meksuran ve me ba'dehe meftuan Cemi müzekker salimde de bunun tam tersi. Cemi müzekker salimde mansupluk alameti olan ye'den önceki harf kesreli olur. Ye'den sonrası fethalı olur. Yani bu müsennanın tam tersi. Peki bunu nasıl söyleyeceğiz? Mühendisine, muallimine. Diğeri neydi? Kalemeyni. Bu ney? Mühendisine. Yani tam tersi sayın hocalar. Burayı bir kere daha tekrar edelim. Müsennadaki mansupluk alameti olan y'den önce harf fethalı olur. Y'den sonraki harf kesreli olur. Kalemeyni. Cem-i Müzekker Salim'deki mansupluk alameti olan Y'den önceki harf kesreli olur. Y'den sonraki fethalı olur. mühendisi ne gibi. Fe müsenna müsennaya örnek nazar tu usfurayni fevka şejarat. ağacın üzerindeki iki ne yaptım? Usfur serçe iki serçeye baktım. Nazar tu fiili mazi. Nazar tu fiili mazi tufa'il fail. Usfurayni mefulü bi ve ye ile mansub Mefulü bih ve ye ile mansub Çünkü müsenna fevka. Zarfu mekan muzaaf eşşecerati. Muzaafın iley burada. Usfurayni irap ederken ne diyeceğiz buraya? Mefulü bi, mansubun bil niyabeten anil fetat mefulubi bi mansubun bil ya'i niyabeten anil fetat ve nehvu örnek iştara ebi babam satın aldı kitabeyni iki kitap li benim için ve li ehi ve kardeşim için iştara fiil mazi burada ebi fail ve takdiri dammeyle merfu ebi fail ve takdiri damme ile merfu, beynin üzerinde takdiri damme ile merfu, aynı zamanda muzaf ye de muzafın ile muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer. Kitabeyni mefulü ve ye ile mansub. çünkü müsenna. O zaman ne diyeceğiz burada? Kitabeyni mefulü bi mansubun bil niyabeten anil fetat. Fekullun min usfurayni ve kitabeyni usfurayni ve kitabeyninin tamamı tamamı yani ikisi de mansubun mansupturlar. İkisi de bunların mansuptur. Peki neden? Likevnihi mef'ulen bihi. Mef'ulü bi oldukları için. Mefulubi bi oldukları için ikisi de mansuptur. Ve alamete nasbihi ya da alametu diyelim. Ve alametu nasbihi mansupluk alameti. Bu ikisinin de mansupluk alameti el ye u yedir. El meftu ma qablaha el meksur ma ba'daha yani kendisinden önceki harfin fethalı olduğu ve kendisinden sonraki harfinde kesreli olduğu bir y'dir sayın hocalar. Şimdi burada benim size her zaman mesela örnek olarak söylüyorum ya müsenna ile alakalı mesela kitabeni merfu olduğu hali işte kitabeyni mansup veya mecrur olduğu hali diye her zaman bu şekilde tekrar ediyoruz. Bu dediklerimiz son derece doğru. Şimdi kitabımızın bize burada özellikle ve özellikle işte müsenna'da y'den öncesi fetalı olacak, y'den sonrası kesreli olacak ya da Cemil Müzekker Salim bunun tam tersi y'den önceki kesreli olacak y'den sonraki fetalı olacak diye bu birazcık işin detayı. Sizler kitabeyni'yi ya da muallimine'yi, mühendisine'yi bu örnekleri unutmazsanız zaten otomatik olarak bu y'den öncesi fetalı mı olacak, kesreli mi olacak diye müsenna ve cem-i müzekkel salimin arasını ne yapmazsınız? Karıştırmazsınız. O yüzden burada öncesi e, yani kendisinden önceki fetalı olan kendisinden sonraki kesreli olan bir y'dir buranın mansupluk alameti diye bu sizin kafanızı karıştırmasın. Biz irab ederken kesinlikle böyle uzun bir ibareyi burada kullanmayacağız. Sadece mansubun bil niyabeten anil fethati demek bizim için kafi gelecek sayın hocalar. Yani şurası kafanızı karıştırmasın diye böyle bir izahatta bulundum. Bu biraz işin detayı ama zaten biz onun müsenna olduğunu anladıysak o cümlede mansupluk alameti olduğu, y'nin mansupluk alameti olduğunu anladıysak zaten bunları da biliyoruz demektir. Li ennehu müsenna çünkü o müsennadır. Ve nunun nun yani usfurayninin sonundaki nun ya da kitabeyninin sonundaki nun ivedun ani tenvin fil ismil müfred. Müfred isimdeki tenvinin yerine kullanılmıştır. Bunu da yine size defalarca izah ettim. Yine bunun en büyük delili Müsennalar ya da cem-i müzekker salimler muzaaf olduklarında buradaki nun'ların düşmesi bize kanıtlıyor ki bunun bir irap alameti değil sayın hocalar. Bunun sadece kelimenin kalıbında var. Yani müsenna'nın kalıbında da sonunda nun'u yazmamız lazım. Cem-i müzekker salimin kalıbında da sonunda nun'u yazmamız lazım ama muzaaf olurlarsa bu nun'larla ne yapıyoruz? Vedalaşıyoruz. Ve misalu cem'il müzekkeri salimi cem'i müzekker salimin örneği innel müttakine müttakiler le yeksibune rida rabbihim. Ne yapacaklar? Rablerinin rızasını kazanacaklar. Burada el muttakine nedir? Cem'i müzekker salim bir isim ve innenin ismi olarak gelmiş. Yani mansup olarak gelmiş burada. Ne ile mansup? Y ile mansup. Peki biz ne diyeceğiz buna? El muttakine irab ederken innenin ismidir. Y ile mansuptur. Fethanın yerine. Yani ismu inne mansubun bil ya'i niyabeten anil fetat. Ve nehvu ve örnek nasahtul müştehidine bil inkibabi alel müzakarat. Nasahtul müştehidine yani gayret eden müçtehitlere, çalışkanlara ben nasihatte bulundum. Neyi? Bil inkibabi alel müzakere. Yani çalışma üzerine meşgul olmalarını onlara nasihatte bulundum. Burada yine bizi ilgilendiren bölüm el müştehidine bölümü. Kendisi mefulü bihtir. El müştehidine mefulü bih burada. Ve ne ile mansup? Y ile mansup. Çünkü cem-i müzekker salimler ve müsennalar ne yaparlar? Y ile mansup olurlar. Fethanın yerine zaten bugünkü dersimizin konusu da bu. Fekullun minel müttakine vel müştehidine mansubun. Hem ilk cümlemizdeki el müttakidine hem de ikinci cümlemizdeki el müştehidine bunların tamamı mansuptur. Peki neden? Likevnihi mef'ulen bi Mefulubi bi olduklarından dolayı. Bakın şuradaki el müttakine mef'ulü bi değil. Onun altını özellikle çiziyorum. Kitabımız burada ikisini de bir değerlendirip mefulubi olarak yazmış ama öyle değil. Yani el-müttakine innenin ismi o yüzden mansup ama el-müştehidine mefulubi bu sebeple mansup. Ve nasbihi ve bunun mansupluk alameti el-ye'ul meksuru me'kablehe yani kendisinden önceki harfin kesreli olduğu bir ye ve el meftuhu ma kendisinden sonraki harfin fethalı olduğu bir ye. Yani öncesi kesreli, sonrası fethalı olan bir ye. Buradaki kelimelerin mansupluk alameti. Dediğim gibi az önce de söyledik. Biz irabımızı bu kadar uzun uza diye yapmamıza gerek yok. Sadece ve sadece mansubun bil niye niyabeten anil fethati bunu ama ne yapacağız? Mutlaka söyleyeceğiz. Yani benim tavsiyem sadece mansubun bilye ile yetinmememiz, mutlaka yanına niyabeten anil fethati de ne yapmak lazım eklemek lazım. Peki bunlar neden böyle irap edilmişler? Yani niçin y ile mansup olmuşlar fetanın yerine? Li nehu cemi müzekker salim çünkü o nedir? Cemi müzekker salimdir. Zaten bugünkü konumuz buydu cem-i müzekker salimin ve müsennanın fethanın yerine Y ye ile mansup olmalarıydı. Ve nunu ivedun ani tenvin fil müfred. Bu da yine her zaman söylediğimiz gibi hem cem-i müzekker salimin sonundaki nun hem de müsennanın sonundaki nun müfred isimdeki neye tekabül ediyor? Sonundaki tenvine tekabül ediyor. Evet bugünkü konumuzla alakalı temrinat alıştırmalar bölümümüz var. Hemen şöyle bir konu başlıklarına bakalım ki neyi yapacağımızı öğrenmiş olalım. Birinci alıştırmamız el kelime tulatiyetu müfredetun fe sennihe kullehe burada gelen kelimeler müfrettirler. Evvela diyor sen onları müsenna yap. Vecme minha ma yesuhu cem'uhu cem'i müzekker salim. Sonra da bunlardan hangisinin cemisi cem'i müzekker salim olmaya müsaitse onları diyor ne yap? cemi müzekker salim yap. Birinci alıştırmamız bu. İkincisi istemil kulle müsenna minel müsenneyat latiyet fi cümletin mufidetin. Burada gelen bakın şurada gelen şurası ve şurası bütün diyor bu müsennaları sen ne yap faydalı cümle içerisinde kullan. Burada gelen bütün müsennaları faydalı cümle içerisinde kullan. Bir haysu şöyle ki yekunu mansuben mansup olarak bunları kullanacağız. Bakın bu müsennaları faydalı cümlelerde mansup olarak kullanacağız. Vadbituhu bi şeklil kamil ve tam bir harekelendirme ile de bunların sonunu ne yapacağız? Harekelendireceğiz. Yani biz el Muhammedeyni, el Fatimeteyni, el Bekrayni, el Sebuayni, el Katibeyni, el Nemirayni, el Kadiyeyni ve el mustafeyni diye bunları cümlelerimizde mansup olarak bu müsennaları kullanacağız. Üçüncü alıştırmamız İstamil kulle vahidin minel cumu'ul atiyeti fi cümletin mufide Bu gelen cemilerden her birisini ne yapacağız? Faydalı cümle içerisinde kullanacağız. Bi haythu yekunu mansuben Peki bunu nasıl yapacağız? Bunları mansup olarak kullanacağız. Vadbithu bi şekil kamil. Sonra da bunların sonunu tam bir şekilde harekelendireceğiz. Yani biz bunları cümlelerimizde er raşidine el müftine el akiline el katibine ve el mustafine diye bunları mansup olarak ne yapmış olacağız? Cümlelerimizde kullanmış olacağız. Evet bugünkü dersimiz son derece önemli. Çünkü hem müsennaları hem de cem-i müzekker salim isimleri biz cümlelerimizde sıklıkla kullanıyoruz. Sıklıkla kullanıyoruz ve özellikle bunları mef'ulübi olarak kullandığımızı veya işte innenin ismi ya da kenenin haberi olarak bunları kullandığımızda mecburen ya da hal olarak mesela hal de olabilir ya da tekit olarak belki belki olabilir. O zaman bunları mutlaka biz mansup olarak kullanmak durumundayız ve bu akşam öğrendik ki eğer bir müsenna ismi ya da bir cem-i müzekker salim ismi mansup olarak cümlemizde kullanacak olursak bunların mansupluk alameti ne olacak? Fethanın yerine ye olacak. Kitabeyni muallimine gibi sayın hocalarım.